Yine seni kavlamaya başladık. Hey abi, insan alışıyor bir daha. Bizimki el alışkanlığı yavrum. İstesen bırakırım. Abi bunun ilacı vardır aslında mutlaka. Sormak lazım. İlacı şudur Beşerciğim. Müşteri gelecek. Biz de böyle angut angut davranıp sinik kavlamayacağız. Anlatabiliyor muyum? Bak. Gördünüz değil mi? Gördünüz değil mi? Şimdi de sineklere işkence ediyor. Ne istiyorsun lan sen deli karı? Farkında mısınız? Bana hakaret etti. Farkında mısınız? Hayvanlık onuru pet shopları yenecek. Hayvanlık onuru pet shopları yenecek. Allah, çeteyi de getirmiş abi. Getirdim tabii. Eğer gene saldırırsan her şeyi belgelesinler diye getirdim. Aman bir müsaade edin lütfen. Memur Bey, gördüğünüz gibi. Çok özür dilerim, rica ediyorum. Bu hanımefendiyi alıp götürür müsünüz buradan? Zaten işler güçler kesat. Lütfen diyorum bak, bir esnaf olarak zabıt efendi, lütfen. Tamam, önce hanımefendiyi bir dinleyelim. Teşekkür ederim memur bey, teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi memur bey ve yetkililer, bu işletme yasaların öngördüğü hiçbir teknik donanım ve özelliğe sahip değildir efendim. Bakları benden aşağı vuruyor, görüyor musun? Bu rafların arasının minimum 85 santimetre olması gerekirdi, öyle değil. Ayrıca bu kafeslerin arasının da minimum 65 santimetre olması gerekirdi, o da değil. Bu tavşanların alanının en az 30 santimetre karesi olması gerekirdi. Hadi ki burada 3 santimetre kare. Bravo, bravo. Ezberlediniz bunları değil mi? Bravo, helal olsun. Esnafı bitirin. Güzel, güzel. Bravo. Duyuyor musunuz? Yine hakaret ediyor bana. Yine hakaret ediyor. Tamam efendim, bir tanesi. Hanımefendinin dediklerini duydunuz. Lütfen evraklarınızı çıkarın. Size işlem yapmak zorundayım. Ha? Yok ya. Ya biz size işlem yapsak ne olacak? Ne yapıyorsun lan devletin memuruna? Ne diyorsun kardeşim? Ne işlemi? Çarpma, bölme, kırma, bükme. Ne? Beni tehdit mi ediyorsun? Yok yok efendim, yani oğlum sen cesaret yapımı yuttun lan. Bu beyefendi burada çalışmıyor. Sülüklere bakmaya gelmişti, o yüzden hani şey yaptık yani, siz bunu kayda almayın. Yazın cezamızı, biz neyse şey yapacağız zaten 20 lirayla değil mi? Ne oldu aslandım, çok çabuk havlu attın. Kanterle kimse başa çıkamaz. Kanterle kimse başa çıkamaz. Tamam kardeşim, ne istiyorsanız yapın ya. Kesin cezamızı, ne istiyorsanız deyin. Yurttan Sesler Korosu gibi geliyorsunuz buraya. Tribün mü burası kardeşim ya? Yapmayın ya. Ver bakayım oğlum oradan sülükleri. Buyur abim, sülüks. Al bakalım Kanter Hanım. Ne oldu, kanter içerisinde kaldın?